Peki bugüne kadar yaptığın en büyük kerizlik neydi Ezgi? Ben dolandırıldım. Evet. Ben dolandırıldım. Ama sonra bir gün sonra adamı böyle mahallede gezdirip dolandırıcı mı diye önüme aldım böyle. Dedim herkes bilsin bu dolandırıcı. Hepiniz bileceksiniz. Sen nasıl yaptın bunu? Bankaya gittik. Ondan sonra elimdeki bir su şişesi var. Şişe böyle duruyor. Yürü diyorum, yürü. Adamı önüme katmışım. Tövbe estağfurullah ya. Ondan sonra dedi ki gümrükte kuzenim çalışıyor. Yani birçokları biliyormuş meğer bunu. İşte dedi şeyden mağazadan aldığın dedi bilgisayarı atıyorum şimdi 10 bin liraysa 2 bin liraya alıyoruz orijinal. Arkadaşlar 8 bilgisayar, 7 iPhone, 12 tane iPhone falan. Herkese alıyorum. Parasını yatırdım falan böyle. Ama mahalleden tanıdığım yani. Ondan sonra bankaya gittik. Dolandırıldığımı hissettiğimde. Yürü dedim bankaya. Vereceksin benim paramı. Götürdüm bankaya. Kolumda kaskı, üstüne korumalıklı montu. Adamın yakasına yapışmışım. Bir kafedeyiz. Yani bayağı agresifleştim. Detay vermeyeceğim. ve böyle bir kış bahçesi gibi bir yerdeydik. Çalışanlar içeri girip kış bahçesini kapattılar ve bir daha oraya hiç gelmediler. Sonra da işte bankaya gittik. 67 lirası vardı hesabında. Cinnet geçirdim. Aa, evet, bir gerçekten dolandırıldığımı anladım o anda. Of. Benim yatırdığım parayı da başkalarına yatırmış. Sonra polis geldi. Ben senetler aldım. Her tarafına imza attırıyorum falan. Polis geldi. Hanımefendi dedi 17 tane GBT'sinde davası var. Size sıra gelene kadar. Evet, aynen. Ama ben paramı aldım. Ertesi gün. Sonra olsun. Kendi yöntemlerimizle aldım, gerçekten aldım. Evet. Çok çirkinleştim. Ama öyle olmak gerekiyordu. Yani ne yapayım? Çirkinleştim dediğim şiddete başvurmadım. Kötü söz sarf etmedim arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Aynen. Öyle. Küfür yoktu. ve yani alacağım dedim, aldım. Okey, çok iyi. Senin var mı? Böyle büyük bir ya benim de böyle bir dolandırma yakın bir hikayem var ama ben fark ettim ve döndüm. Ben de böyle ev arıyorum. Çukurcuma'da çok güzel bir ev bulmuşum. Böyle internet sitesinde bir şey, yabancı bir site. İşte orada iletişime geçtim. Hani evi görmek istiyorum falan. İşte evi görmek için önce işte Western Union'la bize biraz para göndereceksiniz. Oradan işte anahtar gelecek onaylı. Falan bu yeni sistem falan filan. Ama ne kadar profesyoneller falan. Bir yandan parayı denkleştirmeye çalışıyorum. Öğrenciyim o zaman. Neyse falan. Sonra işte gittim evin olduğu yere. Hakikaten ev boş. Ama işte böyle bir içime bir kurt düştü falan. Sonra bir başkası, bir baktım orada bekliyor falan. Dedim, sen neyi bekliyorsun? İşte anahtar gelecek onu bekliyorum. İşte bu evi görmeye geldik falan filan. Dedim ben de bir seninle bekleyeyim bakayım ne olacak falan. Biz yarım saat, bir saat bekledik. Yani çocuk o tuzağa düşmüş. Benim de gözümde örnek oldu yani. Aa, şansa bak. Parayı yatırmamış yok, mıydın? Yok, ben yatırmamıştım. Aferin sana. Ben öncesinde bir gideyim evi göreyim falan demiştim böyle. Hani fotoğraflar da çok güzel. Kazıklanmamışsın. Aynen. Evet, ama gözümün önünde başkası kazıklandı aynı hikayeden. Aynen. Başkasının kerizliğin üstüne almış. Asla. O senin. Yine de sen yaşamayınca anlayamazsın. Aynen. Bambaşka bir şey o. Burana oturuyor. Aynen, büyük oturuyor hem de. Aptal yerine konulma durumu... Oğlum mikrofona niye vuruyorsun ya? Oğlum bu sırtıya getirmeyin demedik mi ya? Senin var mı öyle büyük kerizliğin? Yok. Aferin. Benim de hiç aklıma gelmiyor. Ben hiç yaşamamış mıyım? Ne yapmışım? Hiçbir konuda hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. Vallahi bir şey oldu. Vallahi çok garanti gidiyorsun biliyor musun? Şu an bir düşündüm. Şimdi iki gün sonra Ezgi Mola dolandırıldı. Durduk yere sadece zaman konuştum durdum. Ne gerek vardı ki? Hiç yok deseydim mis gibi geçecekti işte. Aynen, pat pat geçecekti. Ama hakikaten yani kendimi korumak için de değil. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Böyle de gelmedi. Of, ben de ilk öpüşmemi anlattım bunu. Ya öyle bir şey yaptım ki ben. Ben hiçbir açıklama yapmıyorum. Hiçbir yerde yapmıyorum yani. Bu bir açıklama değil zaten. Ya, çok komik bir şey ya. Oğlum, gerçekten dertlendim. Niye böyle bir şey yaptım acaba? Şu öpüşmedin zaten. Gerçekten çok üzüldüm. Düştüm. Kızın üstüne düştüm. Bir şey söyleyeceğim. Başlık 45 derece.